Onların buraya gelmemesine vesile olan kim var ise yanlış yapıyor. Bu yanlıştan dönünüz. Bu doğru bir tavır değildir. Şöyle kocaman bir sarılsak birbirimize, ne olur Allah aşkına. Bu milletin birbirine sarılmanın dışında ne arzusu olabilir? Canım yanıyor. Çünkü bugün ben varım, yarın yokum. Bir başkası gelecek, hizmet etmeye devam edecek. Ben devletimizin, milletimizin hizmetine sunulan hangi husus var ise davet edildiğim her ortama koşa koşa giderim. Kimin yaptığına bakmam, elim çatlarcasına da alkışlarım, alkışlarım, hiç tereddüt etmem. Dolayısıyla bugün keşke Milli Eğitim Teşkilatımızdan dostlarımız, üst seviyede kaymakamımızdan müdürümüze burada olsalardı. Keşke. Ama onların buraya gelmemesine vesile olan kim var ise yanlış yapıyor. Bu yanlıştan dönünüz. Bu doğru bir tavır değildir. Bu doğru bir tavır değildir. Benzer bir şey Elazığ'da da yaşadım. Birçok yerde onlarca örneğini anlatırım ama bunun olmaması gerekiyor. Doğru olan şey Gümüşhane Belediye Başkanı buraya gelmekle yaptığı şeydir. Kurumlar da teslim almaya gelecek. Ne olurdu yani biz şurada masayı kursak, protokolü sizlerin huzurunda imzalasak, biz onlara protokolü versek, onlar bize teşekkür etse, şöyle kocaman bir sarılsak birbirimize, ne olur Allah aşkına, bu milletin birbirine sarılmanın dışında ne arzusu olabilir? Benim Gümüşhane'de sarılmayacağım tek bir vatandaşım yaşamıyor. İstanbul'da sarılmayacağım tek bir vatandaşım yaşamıyor. Türkiye'mizde sarılmayacağımız tek bir vatandaşımız yaşamıyor. Dolayısıyla kurumlarımızın sahibi siyasi partiler değildir. Siyasi partiler hepimiz için, hizmet için araç olan kurumlarımızdır. Amaç değildir. Amaç devletimizdir, milletimizdir.